Tamam. Zaten bu çok fazla bir değişiklik olmadı. Sadece giriş kısmında bir antikörpe yapmıştım. Orada sıkıntı olmuştu. Orada düzeltme yaptım. O giriş alanını hiç önünü kapatmayacak. Kod verdiği şekilde sadece önlük alanı olarak ayarladım. Uçanmak için de bu şey noktayı kullandım. Kameraları alıp bu standartta orada böyle bir lavabo, bir alabilecekleri yer tuttum. İnternet kısmında. Tamam hocam. Yani direkt aldım ama bir daha bakarım. Tamam. Tamam hocam. Anladım. Tamam. Hocam o sokak çömlek alanı için bir alan oluşturdum. Buraya gelip bu logoda ellerini yıkasınlar, buradan alıp oraya gidip diye. Evet. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Hayır hocam, o daha ayrıntılı bilmiyorum. Tamam hocam. Tamam hocam.
Tamam. Hocam kapatıyorum. 90 kişi. Tamam, olmaz. Evet hocam, içerisi ve dışarısı toplamda 90 kişi. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Hocam 5 izoyükseği biliyor muyuz? 1 metre olarak. Her eğim birer metre olarak 5 izoyükseği muyuz? Tamam. Tamam. Tamam hocam. Eğimleri daha ayrıntı çevirmedim ama sağlayı düzeltirim hocam eğimleri. Tamam. Evet. Tamam. Tamam hocam. Tamam hocam. Evet. Tamam, onlara da bakacağım. Tamam hocam. Hocam planımda çok fazla sıkıntı yoktu. Sadece malzemelerim eksikti. Planları evet. Geçen hafta beğenmiştiniz. Ufak tefek değiştirilecek şeyler vardı. Onları değiştirdim. Tamam hocam. Evet hocam.
Evet hocam. Evet, orada tek bir tane kapı vardı. İkiye çıkardım. Orayı. Kişilik. 200 kişilik hocam. Üst katta da 200 tam. Efendim? Yok, hayır, yok hocam. Üst katta 100 kişilik ayrı bir konferansım var. Olur hocam. Not düştüm onu da. Evet hocam. Tamam. Tamam. Hocam asansörümün genişliği sanırım şaft için yeterli genişlikte de. Ekstra bir alan vermeli miyim? Sanırım 200'den fazla. Tamam. 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 Yok, hayır. Tamam. Tamam. Koyabilecekler. Tamam. Tamam hocam. Evet hocam. Planlı tamam. Tamam.
Evet hocam. Evet, buradaki daha küçük hocam. Bir de galeri boşluğum böyle biraz sıkıntıydı, onu düzelttim. Hocam. Hocam değişiklik olarak şey yaptım. Bu kütüphanenin üst katını yönetim birimi olarak yaptım ama sıkıntı olur mu acaba? Olur mu? Evet, evet hocam. Sağ tarafım. Evet. O sekreteryadan yönetici odasına. Yani, tamam. Tamam. Tamam hocam. Tamam. 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 Beton hocam. Oralarda evet asma falan var. Hocam şey soracaktım. Konferans salonunda ikinci kesitimi sizce merdivenden mi geçirmeliyim yoksa konferans salonunun içinden mi geçirmeliyim? Konferans salonunda ikinci kesitimi. Evet. Evet. Evet hocam, evet. Tamam hocam. Tamam. Gördüm. Teşekkür ederim hocam.
Ben bunları çizerken daha çok keyif alıyorum. Planlardan ziyade. Tamam hocam. Tamam. Yok hayır hocam, bilmiyorum. Tamam. Tabii hocam. Tamam. 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 Tamam hocam. Yok hayır hocam. İç tarafta. Tamam hocam. Tamam hocam. Tamam hocam. Evet. Tamam. Sadece
Şeyden Photoshop'ta sıkıntını öğrenmek istiyorum. Hocam, ya başka şeyler eklediğim zaman böyle kendisini çok belli etmiyor. O yüzden böyle biraz nokta nokta durursa acaba bir belli eder mi kendisini? Birazcık Revit biliyorum hocam. Hocam oradan planı yükledim. Sadece tek bir katının modellemesini aldı. Tamam. Ben bu yaptığım Photoshop'takileri o zaman posterine koymayayım, değil mi? Tamam, tamam hocam. Tamam. Tamam hocam. Tamam hocam.